birbirinden şikayetçi oluyor. Öyle değil mi Rahmi Bey? Siz lütfen evet, devreye girin. Yani evet, evet. Böyle konularda herkes diyebilir. Ya ben onların ikisini hiç dış kapının dış mandalı da olsak birisi hakkında. Ya ben onların ikisini tartışırken gördüm. O olabilir demek başka bir şey. Aynen ama, benim söylemek istediğim de buydu. Olabilir düşüncesiyle. Ama sağ kapıdan indi, sol kapıdan hayır, indi. Ama şimdi sizin ifadeniz bu derecede sizin, ayrıntılı. Sizin ifadeleriniz baştan beri dikkate alındığında bir takım tahminler ve varsayımlar üzerine verilmiş ifade olmadığı ortada. Yani siz bu ifadeleri bir tahmin yürüterek, bir kanaat yürüterek değil, bizatihi o ifadeleri verdiğiniz zaman o ifadeleri bilerek verdiğiniz şeklinde noktayı koyuyorsunuz cümlenin sonunda. Ben onun o şekilde olacağını bilmiyordum. Hayır bakın şimdi. Nasıl şimdi, yani? Yani ben aklımdan geçeni böyle olmuş olabilir düşüncesiyle anlattım. Ama öyle demiyorsunuz. Evet. Öyle demiyorsunuz. Evet. Şimdi yani siz mantıklı bir hanımefendisiniz. Konuşmalarınızı bilen, konuştuğunuz cümlenin sonunun nereye varacağını tahmin edebilecek peki, yapıda, kapasitede, zeka düzeyinde bir hanımefendisiniz. O bakımdan şimdi olayın başından itibaren Müge Hanım'ın size hatırlattığı çeşitli ifadelerinizdeki zikzaklar, çelişkiler mevcut olduğu müddetçe vatandaşın sizin hakkınızdaki soru işaretlerinin devam etmesi, hatta Ergül Hanım ve Eşref Beylerin de bir babalarını kaybeden kişiler olarak sizin hakkınızda kuşkulu düşünmelerini normal görmek lazım. Hatta daha ilerisine gideyim, özür dileyerek sizi tenzih ediyorum, sizi suçlamıyorum, suçlamaya yetkim de yok. Ama vatandaşlardan dünden beri bana gelen bir takım telefonlar ve mesajlarda sizin bugüne kadar bu televizyona dün canlı bağlantı yaptınız. Hışkırıklarla ağladığınızı herkes duydu. Bugün de buradasınız. Vatandaşın söylediğini söylüyorum. Ben kendi kanaatim olarak değil. Diyorlar ki hanımefendi Kayseri'de bulunan bu çocukların bu ızdıraplı hallerini duyduğundan, şahit olduğundan itibaren acaba vicdan azabı çekerek mi hışkırıklara başladı? Vicdan azabı çekerek mi bir takım şeyleri bugüne kadar gizli tuttuğu için artık bir takım şeyleri ortalığa dökeyim diye duyduğu vicdan azabının neticesinde mi bu hışkırıklara gömüldü diye vatandaştan bir takım mesajlar alıyorum. Ben yine söylüyorum. O vatandaşın kanaati, bu sizin tabii kendi düşünceleriniz. Ben iki tarafa da hürmet ediyorum ama hemen ama ilave ediyorum. Ama bu soru işaretlerini de görmemezlikten gelmek aklın ve mantığın işi değil. Yani mantığın yolu bir, aklın yolu bir. Burada değerli profesör ama Arif Bey'in de hocam yani var. Rami Bey değerli şunu soralım. O ifadeyi siz yanlış mı verdiniz? Yani başka türlü anlattınız da başka türlü mü yazıldı? Yani hangilerine sorsak aklın gittiği yol aynıdır gibi geliyor. Hocam sizler ne düşünürsünüz? Arif Hocam ve Şevki Hocam'a soruyorum. Yani bunlar olayların insicamı bakımından mantıki bir durum içerisinde tahlil edilebiliyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa bugün baktığım zaman Nihal Hanım gerçekten çok üzgün bir anne imajı içerisindesiniz ki mutlaka eşini ve evladını kaybetmiş olan herkes de bu üzüntüyü yaşar. Ama bir gerçek var ki ortada katilleri bulunamamış bir cinayet var. Sonuçta burada sonuca gidebilmemiz için elimizdeki bir takım verileri değerlendirmek durumundayız. Ve bu verilerin içerisinde kişilerin verdiği ifadeler de çok büyük bir önem taşıyor. Ve sizin verdiğiniz ifadelere baktığımız zaman gerçekten çok ciddi bir tutarsızlık var. Şimdi çok emin olmadığınız bir olayda hani varsayımlarım vardı diye yola çıktığınızda bunları net görmüş gibi anlatmak ve bunların net görmüş gibi anlattığınızın farkında olmamak çok açıkçası benim aklımın aldığı bir durum değil. Çünkü gerçekten hani siz ifade verdiğinizde o şekilde yazılmış olabilir ama siz bunu sonuçta okuyorsunuz,
imzalıyorsunuz. Ertesi gün eve geldiğinizde bunu bir süzgecinizden geçiriyorsunuz. Ben hiçbir şey ifademi verdiğimde okumadım. Hiç okumadım. Okumadan yani, mı imzaladınız? Evet, okumadan imzaladım. Çünkü siz ilk ifade verdiniz. Evet. İlk ifadenizde aynen bize sabah anlattığınızı anlattınız. Evet. Sonra beklediğiniz çocuklar hala bulunmadı. Bir gün geçti, iki gün geçti. Jandarmaya o sizin cezaevinde yatmanıza da neden olan o ifadedir yani. Siz de biliyorsunuz. Evet. Kaç gün sonra gidip bunu anlatma ihtiyacı hissettiniz? Bilmiyorum kaç gün sonra. Ya dördüncü ya beşinci gün, ya üçüncü gündü benim hatırladığım. Gittiniz. Şimdi birdenbire hani görgü tanıklarının ifadesine göre otururken ben bir gideyim demişsiniz ve gidiyorsunuz. Siz nasıl anlattınız, nasıl ifadeye geçirildi? Müge Hanım o anda zaten ben aklımı kaybetmiştim. Ne konuştuğumu, ne yaptığımı bilmiyordum. Ya aklımdan geçen her şeyi konuştum, aklımdan geçen her şeyi söyledim. Hı hı. Bu savcı bey ilk tahkikatı yaptığı zaman... Henüz rahmetli eşinizle oğlunuzun cesetleri bulunmadığı için kayıp olarak olaya bakıldığında... Evet. Orada olayda bir bıçak bulunuyor. Evet. Bu kanlı bıçak size teslim ediliyor. Hayır. Bana teslim edilmiyor. Kime teslim ediliyor? Önce ama biz bunu bilmiyorum, bir konuşalım. Bir saniye Rami Bey. Önce bunu bir Hayır, şey yapalım. Hayır ben şu cevap alayım. Kime teslim edildi? Hayır bana teslim edilmedi. Bana teslim edilse ben herhalde... Ya jandarmaya götüreceğim, vereceğim veya da eve getireceğim. Yok savcı bey zaten size veriyor. Hayır. Yani diyor ki şu anda olay aydınlığa kavuştuğu zaman ha ben hemen bir parantez açayım. Tabii ki kimseyi itham etmiyorum ama o bulunan bıçağın o anda yetkili mercilerce el altına alınmayışı bir kişiye iade edilmesi, teslim edilmesi de bana göre... Onları çok bilmiyoruz evet. Devam orada değiliz. Şimdi bana önce o ifade değil. Siz evet, gittiniz. Üçüncü gün. Yok söyleriz de sırayla evet, gidelim. Konuşturmayalım. Şey gittiniz jandarmaya. Bu ifadenin üzerine duralım. İfade üzerine soracağım. Çünkü dikkatimi çeken bir husus var. Şimdi siz kaybolmalarıyla birlikte birilerinden şüphelenmeye başladınız. Evet. Ve bu şüpheler doğrultusunda bu ifadelerinizi verdiniz. Evet. O araba geldi, bu çıktı, evet. Bu yanaştı. Şimdi peki... Bugüne kadar da 3 yıl geçti ve katil veya katiller bulunamadı. Şu anda ne oldu da o şüphelerinizden vazgeçtiniz, tek bir noktaya odaklandınız ve bunu Eşref Bey'in yaptığını düşünüyorum diyorsunuz. Yani o ifadede peki verdiğiniz kişilerin bunu yapmış olabileceği fikrinden... Nasıl oldu da kurtuldunuz onu merak ediyorum. Şimdi Eşref... O ifadelerde hani tamam olabilir Arif Hocam belki onları sizin psikolojinizi o anki psikolojinizi daha net yorumlayacaktır. Belki olmuş gibi hayal ettiniz bir şekilde okumadan altına imza attınız ama bir takım şüphelerinizi belirttiniz. Evet. Nasıl oldu da o şüpheler kafanızdan şu anda yok oldu da? Tek bir noktaya Eşref Bey'e odaklandınız. Ben onu merak ediyorum. Eşref Bey'e odaklanmam şöyle oldu. Ben cezaevindeyken bana ziyarete geldi. Benimle konuşurken şu şekilde konuştu. Dedi ki, Nihal sen layık olduğun yere geldin ve sen hiçbir zaman için bu cezaevinden çıkamayacaksın. 15 sene sen yedin, şimdi sıra bana geldi. Artık o çiftlikte ben oturacağım. Ve bu sözü söyledikten sonra... Dedim. Yani siz o zamana kadar hiç şüphelenmiyor Hayır, muydunuz Eşref Bey'den? Hiç şüphelenmiyordum. Hiç şüphelenmedim. Peki Eşref Bey bunu acaba hani size birinci dereceden siz suçlu görüldüğünüz için dava ilerlerken acaba o öfkeyle söylemiş olabilir mi? Yani bir insan ziyarete geldiği zaman eğer Eşref içeriye girmiş olsaydı ben onu öyle şey o şekilde konuşmazdım. Eşref mahkeme sonuna kadar sen suçsuzsun. Mahkeme neye karar verecek? O zamana kadar ben senin yanındayım, sizin yanınızdayım, size desteğim. Mahkeme sonunda ben onu suçlu gözümde. Diyebilir miydiniz Nihal Hanım bunu ya? Oğlunuzu kaybetmişsiniz. Yani bu kadar sakin davranabilir miydiniz? Yani sonuçta tamam eşiniz ama yani ortada bir... Eş ayrı ama evlat. Yani evlat yani. Evlat burada yani. Şimdi en mağdur olan kişi sizsiniz bu cinayetlerde. Evet. Yani tamam onların babası elbette insan çok üzülür falan orası ayrı ama sizin oğlunuz ölmüş. Artık daha bundan büyük acı Allah vermesin. Bir tek evladınız var. Başka bir şey tek olamaz evladınız yani. Var. O evladınızın da maalesef cesediyle karşılaşmışsınız. Evet. Eşiniz de tabii çok mühim.
Evet. Eşiniz de çocuğunuzun babası ama herhalde bir anne olarak, baba olarak eşinizin yanında çocuğunuzun ızdırabı biraz daha ağır basar gibime geliyor. Biraz daha değil, çok yani, daha fazla basar. Değil mi? Yani. Onu söylemek istiyorum. Daha yani ağır basar. Yani en mağdur olan kişisiniz. Evet. Kişi sizsiniz. Evet. Ama bakın çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani siz aslında bu cinayetler işlendikten sonra Eşref Bey'den şüphelenmiyorsunuz. Hayır, şüphelenmiyorum. Siz Eşref Bey'in size cezaevine gelip söylediği sözlerden sonra. Evet. Peki Eşref Bey. Eşref Bey. Efendim. Neden söylediniz Nihal Hanım'a bunları? Yani hangi duyguyla ve ne söylediniz? Şimdi bizim orada Nihal'le konuşmamızda işte bizim evin kapısı böyle elle, parmakla veya tornavidayla açılıp girilebilecek derecede kırık bir kapıydı çiftliğin kapısı. Biz konuşmamızda işte sen yatıyor muydun dedim, işte yatmıyormuşsun böyle konuşmalar geçer ki. Ben de dedim ki şöyle bir senaryo uyguladım. Dedim Agah gelmiş dedim, tornavidayla kapıyı açmış dedim, seni telefonla görüşürken duymuş dedim. Aa bilemem dedi, öyle açtıysa dedi tornavidayla dedi ben görmedim dedi. Ama sonra babama gitmiş falan deyince o da dedi ki ben mi yaptım o zaman dedi. Ben mi öldürdüm babalarını dedi. Ben de dedim evet o zaman sen öldürdün dedi. Orada dedi o konuşmalarımız 15 sene ben yedim 15 sene sen yedin konuşmalarımız ondan sonra başladı. İşte o bana hakaretlerde bulundu bilmem ne yaptı. İşte ben 15 sene size baktım orada şöyle yaptım böyle yaptım deyince çiftliğe geleceğim dedi. O çiftliğe geleceğim çıkayım dedi. Ben de dedim ki gelemezsin dedim. O çiftliğe bu yüz tutarsız suçları işledikten sonra kimin yüzüne bakıp da geleceksin dedim. Gelemez. O yüzün yok dedim çiftliğe gelmeye. Gelemezsin dedim. Konuşmalarımız öyleydi. Yani bunun bank kaydı da vardır mahkemede. Bundan başka yani... bir şey oldu mu Nihal Hanım? Hayır. Hı? Hayır. Peki yani siz hangi sözünden şüphelendiniz Eşref'i? Yani 15 yıldır sen yiyorsun içiyorsun o çiftlikte. Bundan sonra ben oturacağım artık. Sen çocuğunun ve kocanın katilisin. Yani bunu nasıl böyle kocanın ve çocuğunun katilisin diyebiliyor? Böyle bir şeyi söyleyebiliyor. Nihal Hanım sizce katil birini öldüren kişi midir? Yoksa öldürdüğünde sesini çıkartmayan, görgü şahidi olarak olduğu halde konuşmayan kişi de bu suça ortak mıdır? Görgü ve bilgi sahibi olarak. Anlamadım. Yani sizce katil Necmi Bey'i bıçaklayarak öldüren kişinin yanı sıra bunu gördüğü halde konuşmayan kişi de suça ortak mıdır? O da katil midir? Tabii. Tabii. Yani bana katil değil evet. Bu geniş çerçevede evet. Bakabiliriz değil mi? Evet Müke Hanım. Evet. Yani her ikisine de bakabiliriz. Aynen. Evet. Peki siz gittiniz jandarmaya ve dediniz ki işte ben şunlardan şüpheleniyorum demeniz gerekirken siz bir olayı görmüşçesine anlattınız. Bu yanlış mı anlattınız, yanlış mı aktardınız? Yani bugün geldiğimiz noktada bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Müge Hanım ben aklımı kaybetmiştim o zaman. Ne konuştuğumu, ne düşündüğümü, ne yaptığımı... Hiç bilmiyordum. Aklım başımda yoktu. Bakın, tamamen aklımı kaybetmiştim. Bakın şöyle diyorsunuz. Müge Hanım. Ben bu bilgilerle bir şey çıkacağını düşünemediğim için size daha önce anlatmadım diyorsunuz. Ben kocamın alacak verecek ilişkisinden dolayı kaçırıldığını düşünüyorum. Yani siz bir ilk ifade veriyorsunuz. Sonra aradan zaman geçiyor. Bakıyorsunuz çocukla eşiniz eve dönmüyor. Evet. Bir ifade daha veriyorsunuz. Benim Yalçın'a yaklaşık 2 yıldır telefonla gönül ilişkimiz vardı ama karşılıksızdı. Ayrıca eşim Necmi 3 yıl önce Yalçın'dan tarla satın almıştı. Daha doğrusu kiracı olduğu tarlayı satın almıştı. Yalçın beni genelde cep telefonundan aramazdı. Bunu yapmamasının nedeni eşimin kendisini yakalama tehlikesiydi. Şimdi buralara kadar doğru mu? Evet. Genelde sabahleyin 9 gibi arardı. Eşim kahvede olduğu sıralarda Yalçın'la görüşürdüm. Ayrıca bana sim kartı almıştı. Ben kartı kırıp atmıştım. Yalçın bana benim için her şeyi yapacağını söylüyordu. Doğru mudur bugün itibariyle evet. Bunlar? 2007 yılının Eylül ayında Yalçın'ın eşi Yasemin beni telefonla arayarak işte bana bir şeyler dedi, hakaret etmiş. Kocamla görüştüğünü biliyorum ve eşimle Necmiye'ye söyleyeceğini söylemiş size. Bunu tehdit etmiş. Bunlar evet. Da doğru mu? Evet. Ben olay gününden sonra Yalçın'ı aramadım. Yalçın da beni aramadı. Şu an eşim ve çocuklarımın nerede olduğunu bilmiyorum.
Bir de bir kepçeciden bahsediyor.